Tabii şimdi bir de başka şeyler var. Yetmiyor. Dağdan masadaki arıza çıkartanlara da ayar veriliyor. Yetmiyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş? Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş? Terörist başını bırakacaklarmış. Neymiş? Şu hukuk devletinde, ülkemizde ne kadar içeride hukuken tutuklu veya mahkum olanlar varsa bunları da Bay Bay Kemal diyor ki bırakacağız. Yetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Hale bak ya. Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar. Eşek vezir olmuş, katır silahtar. Bir diğer örgüt, FETÖ, tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Mensuplarına cezaevlerinden çıkma, kamuya geriye dönme sözü veriyor. Yetmiyor. Bir de ülkeden ve milletten hesap sorma tehdidinde bulunuyor. Bakıyorsunuz tüm bunlara masada kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor. O anne yavrular var ya, ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz? Niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Diğer terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Daha yurt dışından ülkemizdeki seçimlerde muhalefetin kazanması temennisiyle yazılanları, çizilenleri, konuşulanları saymıyor. Tabii bir de çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmak için yanıp tutuşanlar var. Neydi bu? LGBT. AK Parti'nin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ve diğer Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye bir derdi yok. Ama şu anda Millet İttifakı denilen bu zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın. Niye bugüne kadar açıklamadınız? Niye açıklayamıyorsunuz? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok. İpi de, Saadet'i de. Öyle mi? Nereye devaysa bilmiyorum. Bunlardan bir ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne millidir ne yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken bu muhalefetin yanında bunlar saf tutmuş durumdadır. Aslında daha söylenecek çok şey var ama inanın içimiz el vermiyor. Bunun adı asla siyaset değildir. Siyaset yapmak değildir. Bunun adı olsa olsa terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir. Terör örgütlerine teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak yeniden küresel emperyalizmin emrine sokmaya çalışmaktır. Bunun adı milletimizin istiklali ve istikbalinin teminatı olan neslimize, evlatlarımıza kastetmektir. Soruyorum size, bugüne kadar yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin kararlı şekilde süreceği, huzur ve güven ikliminden taviz verilmeyeceği yönünde Allah aşkına söyleyin, bir söz duydunuz mu? Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için yürüttüğümüz operasyonların devam edeceğine dair bir söz duydunuz mu? Küresel bir proje olan sapkın akımları ülkemizden uzak tutmak için kararlı bir duruş iradesi duydunuz mu? Hiçbirini de duyamazsınız.
Çünkü yedili masa bunları yapmamanın pazarlığıyla seçime gidiyor. Bu böyle bir proje. Dikkat ederseniz masadakilerin hiçbirinin ülkeye herhangi bir eser kazandırmak, milletimize herhangi bir hizmet getirmek gibi bir derdi yok. Şu anda ana muhalefetin Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehir belediyelerinin başkanları onlarda değil mi? Onlarda. Ya bir eseriniz olsun be. Yaptığınız gururla övünülecek bir eserleri var mı? Ankara'da var mı? İstanbul'da var mı? İzmir'de var mı? Niye? Çünkü masanın böyle bir misyonu yok. Onlara verilen görev başka. Onlar yapmaya değil, yıkmaya geliyor, yıkmaya. Durmak yok. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerisindeki gerçek niyetleri ve pazarlıkları saklayamazlar. Ama merak etmeyin, hep söylediğimiz gibi başaramayacaklar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlarının 3-5 muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız. 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında bir tercih yapmayacaksınız. Atacağınız oylarla aynı zamanda 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de konuşmaları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, şu gök kubbe gölgesinde, şanlı bayrağımızın altında, Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ikliminde hamd ederek, şükrederek bu güzel eserleri açıyoruz. Ya Rabbi, hayırlı mübarek eyle. Muhterem Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla açılışı icra olunan metro ulaşım hatlarını Ankara'mız ve Ankaralı kardeşlerimiz için hayırlı, uğurlu ve mübarek eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Bu güzel raylı sistemimiz inşallah AKM Gar Kızılay metrosu tüm Ankara'ya, Ankaralılara, daha ileri gidiyorum, milletimize hayırlı olsun diyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve bugünün anısına kordeleyi kesenler makasları hatıra olarak alıyorlar. Ya Allah, bismillah.